Arkadaşlar selamlar. Bir Zotero dersinde tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bu dersimizde Zotero programına eklediğimiz künyeler arasında rahat dolaşabilebilmek için, yani şu künyeler arasında rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde dolaşabilmek için eser künyelerini ekleyebileceğimiz etiketlerden bahsetmek istiyorum. Daha önceki dersimizde özellikle klasör ekleyerek eserlerimizin, yani eser eklediğimiz eser künyelerinin kategorize edilebilmesini nasıl sağlayabileceğimizi öğretmeye çalışmıştım. Bu dersimizde ise etiketlerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Fakat klasörlerle ilgili yine bir örnekleme yaparak bu özelliğin, programın bu özelliğinin daha kalıcı olmasını sağlamaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi neden klasörlere ihtiyaç duyuyoruz? Eğer bir projeye başladığımızda bu projemiz belli başlıkları içeriyorsa elde ettiğimiz kaynakları da bu projenin başlıklarına göre sıralamamız lazım. Yani bir ayrı, kategorize etmemiz lazım ki mesela örnek vermek gerekirse tezimiz ya da makalemiz belli başlıklardan meydana geliyorsa bu başlıkların isminin yer aldığı klasörler meydana getirirsek yani klasörler arasında şu bölümde kitaplığın bölümünde bir içindekiler kısmına benzer bir hiyerarşik sistem kurabilirsek ekleyeceğimiz kaynakları da arkadaşlar elde ettiğimiz kaynakları da bu klasörlerin içine naklettiğimizde bu başlığın hangi kaynaklardan yazılacağını, hangi kaynakları kullanarak yazabileceğimizi görmek açısından bizim için oldukça faydalı olacaktır. Bunu böyle yapabiliriz. Bir de arkadaşlar mesela etiket kullanarak şu bölümdeki etiketleri kullanarak da eserleri gruplayabiliriz. Örneğin mesela Osmanlı tarihi bir etiketi oluşturuyorum ve bu etiketi özellikle o konuyla ilgili eklediğim eserlerin künyesine de ekliyorum. Daha sonrasında bu kısımda yer alacak mesela Osmanlı tarihi etiketine tıkladığımda bu etikete sahip olan tüm eserler burada sıralanmış olacak. Ben hemen kitaplığım bölümüne geliyorum. Buradan geçen derste de belirttim. Bakın yeni derme. Ondan sonra yani yeni derme dediğim zaman direkt bunun altında bir klasör açar. Ama bunun altında mesela bir klasör nasıl açar? Bakın yeni bir alt derme. Alt derme dediğim zaman bakın böyle bir alt derme geldi. Böyle bu alt dermeleri mesela istediğimiz şekilde, istediğimiz isimle, istediğimiz şekilde sıralamayla arkadaşlar yapabiliriz. Kitaplığımızda bulunan eserleri de ne yapabiliriz? Bunlara çekebiliriz. Nasıl çekiyorduk? Mouse'la sürükle bırak yöntemini kullanıyorduk. Üzerine geldiğimizde eğer mouse'un imleci üzerinde bir artı işareti çıkıyorsa bu oraya yerleşebilecek demektir. Çıkmıyorsa üzerinde gezdirmeye devam etmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Mesela ben bu eseri iki nolu klasöre bırakmak istiyorum. Evet, tıklıyorum, bıraktım. Hemen iki nolu klasörde bakın görüyorsunuz bu eseri getirdim, sürükledim, bıraktım. Peki bu eser ana kitaplığımdan mesela ayrıldı mı? Buradan da kayboldu mu? Hayır. Peki ben mesela iki nolu eserde bulunan yani iki nolu klasörde bulunan eklediğim eseri silersem yani burada çöpe gönderirsem bakın eseri çöpe gönder denildiğim zaman eser yine kitaplığımdan kaybolacak mı? Hayır. Yine eser burada duruyor. Ama ne yaptık? Biz klasörün içinde bulunan eseri sildik arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Kategori ağacı oluşturma gerçekten yani bir iskelet yapısı, bir makalenin iskelet yapısını oluşturmak gibi, bir tezin iskelet ya da bir kitabın iskelet yapısını oluşturmak gibi o nedenle önemli. Yani bir projeye başlamadan önce ilk başta mesela kitaplığımızı dolduralım. Kitaplığımızı doldurduktan sonra yani araştırmamızı, literatür taramamızı yaparak elde ettiğimiz künyeleri buraya asalım. Buraya koyduktan sonra bunların gerçek dosyalarına ulaşalım. Ulaştıktan sonra da okuyalım. Okuduktan sonra da kafamızda bir şekillenme başlayacak. Yani bir iskelet meydana getirmemiz lazım. İşte o iskeleti de burada klasör ağacına yansıtırsak ve kaynakları da bu klasör ağacında bulunan bu iskeletin içerisinde yansıtırsak, nakledersek hangi başlığı, hangi kaynakları kullanarak yazmamız daha belirgin olacak ve böylelikle tezimizi daha çabuk ya da makalemizi daha çabuk yazabileceğiz arkadaşlar. Şimdi mesela örneğin böyle bir makale var. Bu makaleyle ilgili mesela ben bir etiket oluşturmak istiyorum. Hemen gelip bakıyorum. Bakın hiçbir etiket eklenmemiş. Bir etiket ekliyorum. Örneğin mesela misyonerlik diyorum. Özür dilerim. Tekrar yazıyorum. Evet. Enter'a bastım. Farklı bir etiket eklemek istiyorsak yani yine yanlış yazdım. Ben dikkat etmem lazım arkadaşlar. Bakın. Evet. Olay bu arkadaşlar. Eklemek istiyorsak ekliyoruz. Eklemek istemiyorsak kapatıyoruz. Aynı etiketi arkadaşlar bakın tekrar içine girip mesela kopyalayabiliriz. Ctrl+C yapıp bu etiketi kopyalayabiliriz. Diyelim ki şuna da ekliyorum. Evet. Ekliyorum. Ondan sonra da Enter diyorum arkadaşlar. Etiket burada yer alacaktır. Dikkatinizi çekerim. Bakın etiket hemen geldi. Ben mesela kitaplığıma geliyorum.
Düşünün burada mesela 200-300'lük mesela bir eser şeyi var. Yani eser grubu var. Bu eser grubu arasında mesela misyonerlikle ilgili olanı seçmek istiyorum. Onlara yoğunlaşmak istiyorum dediğim anda hemen tıklıyorum. İki tane eser geliyor arkadaşlar. Ya da bunun yanında diğer gruplama olarak mesela yeni bir proje başlatıyorum mesela. Yeni derman açtım mesela proje diyelim. Evet proje. Onun içinde mesela yeni bir alt derme meydana getiriyorum. Burada da mesela misyonerlik ile ilgili bir hemen yapıştırdım. Misyonerlikle ilgili bir klasör meydana getirerek bu eserlerle ilgili yani kitaplığımda bulunan bu eserlerle ilgili yani misyonerlikle ilgili künyeleri buraya çekmeye çalışacağım. Mesela diyelim ki şu ya da hemen shift'e basarak arkadaşlar bakın shift'e basarak ok tuşlarıyla ya da yine CTRL'ye baslı olarak istediğim gibi seçme yapabiliyorum ve bunları tümden mesela misyonerlik üzerine getirebiliyorum. Bakın tuttum sürükledim getirdim artı oldu bıraktım. Evet şimdi misyonerlik mesela klasörüne bakıyorum. Evet şu anda misyonerlik klasöründe misyonerlikle ilgili toplamış olduğum kaynakları otomatikman hemen buraya taşıdım arkadaşlar. Bir gruplama yaptım. Evet bu dersimizde neyi öğrendik? Bu dersimizde kitaplığımın altında bulunan kategori ağacını nasıl düzenleyebileceğimizi göstermeye çalıştım. Bunun dışında arkadaşlar yine etiket bölümünü örneklemeye çalıştım. Bakın burada etiketler var. Mesela deneme etiketini hangi buna sahip görüyorsunuz bakın. Tekrar buradan çıkmak için arkadaşlar bakın nereye geliyorum? Kitaplığıma geliyorum. Buraya tıklıyorum. Evet buraya tıkladığımda tekrar eserler gelecek. Bir de bunu bırakmam lazım. Bakın şu mavi olduğu için şu anda seçili olan bu. Bunu seçtiğimde çıkarttığımda göreceksiniz kitaplığıma geldiğinde yine kitaplığımda bulunan künyelere tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ana bir kütüphanemiz var. Bu kütüphanemiz işte kitaplığım. Biz bu kütüphanemizi tekrar düzenlemek istediğimizde yani yeni raflar koymak gerekir. Bu rafları da işte klasör olarak görebiliriz. Bu klasörleri de oluşturduktan sonra bu klasörlerin içerisinde yer almak istediğimiz yani yer almasını istediğimiz eserleri tutup sürükleyerek bırakıyoruz ve gruplamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz de böyle oldu arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bir başka derste tekrar görüşmek üzere. İyi günler.